TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Merhaba sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimize 1980'lerin başında TRT'de yayınlandığında adeta herkesi ekran başına mıhlayan Küçük Ağa dizisinden çok kısa bir alıntıyla başlayacağız. Yönetmenliğini artık aramızda olmayan Yücel Çakmaklı'nın yaptığı, Fikret Hakan, Çetin Tekindor, Aydan Şener'in devleştiği, her biri çok büyük isim olan sanatçıların oyunculukta kendilerini aştığı, Yalçın Turan'ın müzikleriyle bambaşka bir derinlik kattığı Küçük Ağa, aradan çok yıllar geçtiği halde hepimizin zihninde, ruhunda yer etmiş durumda. Diziye emeği geçenleri bir çırpıda sayarken romanın yazarına özellikle değinmedik. Çünkü diziden çok kısa bir bölümü dinletip 30 dakika boyunca Küçük Ağa romanının da yazarı olan çok değerli bir ismi hatırlatıp anmaya çalışacağız. Önce TRT yapımı Unutulmaz Küçük Ağa dizisinden çok kısa bir alıntıyı paylaşalım. Sonrasında da sözün götürdüğü yere gidelim birlikte. Bütün umudunu, inancını kaybetmeye ramak kalarak cepheden dönmüş ve işgal günlerinde ne yapacağını şaşırmış Çolak Salih'e bıçak gibi cümlelerle şunları söylüyor Ali emmi kahvede. Koca Memaliki Osmaniye senden bin beter oldu. İtalyan askeri gelmiş ta Akşehir'e dayanmış da hafızın oğlu kolundan budundan konuşur. Yürekli ol, yürekli. Harbi bir sen mi gördün? Buradakilerin hepsi de gazaya gitti. Bu sefere gitmediysek oğul gönderdik, torun gönderdik. Bak bakayım etrafına, hadi bak. Önce bana bak istersen, bir ayağa çukurda Ali emmi. Ne tutar beni ayakta? Tahsin'i anabildin mi, torunumu? 25 yaşındaydı. Ümüğünden tuttu mu ayıyı saman çuvalı gibi çalardı yere. Bir oğlu bir kızı var. Onlar şimdi analarıyla kaldı. Tahsin'im nerede? Mezarını bile bilmiyorum. Ne tutar beni ayakta? Senin ağan nerede? Mezarı nerede? İşte ustan geliyor. Oğlu Hamit akranındır. O nerede? İşte Yemenici Hacı Yunus. Oğlu da gitti, küçük kardeşi de. Daha ne yiğitler gitti, niye gittiler? Söyletme beni. Yürekli ol, yürekli. Yitirme imanını. Sevgili dinleyiciler, çok kısa bir alıntıyı paylaştığımız Küçük Ağa dizisi 1980'lerin başında TRT'de ilk kez yayınlandığında çok büyük ve unutulmaz bir ilgi görür. Yönetmenliği, oyunculuk gücü, müziği ve TRT imzasıyla yayınlanan Küçük Ağa dizisinin arkasında yazar olarak dev bir ismin Tarık Buğra'nın adı vardır. İşte bugün romancı, edebiyatçı Tarık Buğra'yı anıyoruz. Koca Yunus'un söylediği gibi canlar ölesi değil diyerek. TRT arşiv kayıtlarındaki kendi sesinden bölümler de yayınlayarak romancı Tarık Buğra'yı anacağımız Canlar Ölesi Değil'e 61. kez hoş geldiniz. Az önce de söyledik, bugün tam 61. kez merhaba diyoruz size. TRT Ankara Radyosu'ndan ve programın 7. ayını dolduruyoruz. 60 bölüm boyunca Türkiye'nin edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, bilim ve düşünce insanlarının hayatlarına değindik, eserlerinden örnekleri paylaştık. Hakkında söylenenleri alıntılar halinde aktarmaya çalıştık. Bunu yaparken bir yandan da andığımız isimlerin yaşadıkları dönemde ülkemizde ve dünyada olup bitenlere esaslıca göz attık. Bu isimlerin yaşadıkları çağa, yaşadıkları çağın ve koşulların da bu isimlere karşılıklı olarak nasıl etki ettiğini anlayıp anlatmaya çalıştık. Bütün bunları yaparken itiraf edelim ki zaman zaman çok hayıflanıp üzüldük. Eserleriyle bir toplumun köklerinden aldıklarını dallarının en ucuna kadar aktarmak isteyen az sayıdaki insanımızın değerinin ne kadar az bilindiğini düşündük çoğu zaman. Popüler kültürün yalancı sabun köpüklerinin has isimlerin ve eserlerin önüne geçmesinden korktuk ve hala da korkuyoruz.
İşte bugün anacağımız Tarık Buğra da yaşadığı dönemde ve sonrasında hakkıyla değerlendirilememiş isimlerden biri oldu bu toprakların. Suni fikir ayrılıklarının her şeyin önüne geçtiği günlerin Türkiye'sinde bir taraf birçok isme yaptığı gibi Tarık Buğra'yı yok sayarken, bir başka tarafta ondaki edebi büyüklüğü ve derinliği görüp teşvik etmek yerine günlük siyasi tartışmaların içindeki Tarık Buğra'yı sanki daha çok sevdi. Tarık Buğra, romancı, hikayeci, oyun yazarı yönleriyle öne çıkmaktan daha çok günlük fıkralar yazdığı yayın organlarının siyasi yelpazesinin içine sıkıştırıldı maalesef çok uzun bir süre. Bu yüzden birkaç nesil Tarık Buğra'nın gün görmüş bir nehir gibi akan Türkçesinden mahrum kaldı, yazdıklarını okumadı. 21. yüzyılın içinde olduğumuz bu günlerde ön yargılardan kurtularak Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Meriç, Oğuz Atay gibi değerlerimizin yeni yeni farkına varıldığını görmek ne derece sevindirici ise, Tarık Buğra'nın bugün bile hak ettiği ilgiyi görmediğini bilmek de o derece üzücü. Söylediklerimizi hiç yanlış anlamayın. Bu üzüntü ve kayıp Tarık Buğra ve diğer isimler için değil esasında. Türkiye'nin gençleri, çocukları, insanları, yarınları ve kültürü için. Tarık Buğra 2 Eylül 1918'de Konya'ya bağlı Akşehir'de doğar. Anadolu zekasının toplamı olan Nasrettin hocamızın da Akşehirli olduğunu hatırlatmış olalım. Zekası, bilgeliği ve mizah duygusuyla yaşamaya devam eden Nasrettin Hoca'yı yad ederken, Anadolu'nun bir başka zenginliği olan ve onun dizelerinden yola çıkarak adını koyduğumuz Canlar Ölesi değil de, Emrem Yunus'u da analım bir kez daha saygıyla, Tarık Buğra demişken. Tarık Buğra 1936 yılında Konya Lisesi'nden mezun olur. İstanbul yollarına düşen Tarık Buğra, İstanbul Üniversitesi'nin tıp, hukuk ve edebiyat fakültelerinde öğrencilik yapsa da asıl aradığının bu olmayacağına inanır ve üniversiteden ayrılır. Hayatıyla ilgili bu kararın arkasında yatan gerekçeleri bir röportajında çok net olarak şöyle dile getirir Tarık Buğra. Benim hayatımın özeti 1938'de 1950 arasıdır. İsteyen serserilik yılları desin. Ben ona kendimi arayış diyorum. O yıllarda kendimi aradım ve buldum. Çok şükür buldum. Fakültelerden kopuşum bu yüzdendir. Politikadan kaçışım bu yüzdendir. Bana verilen imkanlardan kaçışım bu yüzdendir. Sırf kendimi kurtarayım, kendimle kalayım. Bana kimse yol göstermesin, yapmak istediğimi engellemesin, yapmak istemediğime zorlamasın diyedir bu kaçışlar. Benim hayatımın özeti bu. Tarık Buğra belirttiği yıllar arasında kendisini mutlu edecek alanı gözüne kestirir. Roman yazacak, tiyatro eserleri verecektir. Tolstoy'un Savaş ve Barış romanında yaptığı gibi değişimi toplum, birey ve devlet üçgeninde ele alacak romanlar yazacaktır. Hikaye yazmak hiç aklından geçmez. Romanı hedeflerken hikaye yazmak basit gelir. Tarık Buğra zamanla bu büyük hatadan dönecek ve hikayenin romanın kısası olmadığını anlayacak ve yazdıklarıyla da kanıtlayacaktır. Belirtelim ki Tarık Buğra'nın kısa sürede gördüğünü, bugün bile adının önüne eleştirmen, akademisyen sıfatı getirilen bazı insanlar hala görmek istemez ve hikayeyi romanın kısası olarak yorumlamakta ısrar ederler. Tarık Buğra'nın hikayeyle tanışması, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken öğretim üyelerinden olan ve fikirleri bugün bile tartışılsa da Türk Edebiyatı'na çok büyük emekleri bulunan Profesör Mehmet Kaplan'ın yönetiminde çıkan Zeytin Dalı dergisiyle olur. Mehmet Kaplan öğrencisinden dergi için bir hikaye yazmasını rica eder. Gerisini Tarık Buğra'nın söylediklerinden alıntılayalım sizlere. Hikaye yazmakta bir şey mi? Geçiyorum Edebiyat Fakültesi'nin o zaman Fındıklı'daki binasında denize bakan bir boş odaya ve başlıyorum arpacı kumrusu gibi düşünmeye. Anlıyorum ki daha hikayenin ne olduğundan bile haberim yok. Eserim meserim bulunmasa da ben romancıyım. Tiyatro yazarıyım ben. Kafamda hülyalarımda öyleyim ben ve ne kadar vızıltı saysam da hikaye nanay. Dan diye anlıyorum bunu. Yediremiyorum ama ıkınıyor, sıkınıyor ve 3 saat sonra
kekik kokusu diye bir şaheser yumurtluyorum. Güzel mi, çirkin mi, saçma mı, sapan mı bakmadan bitti ya, koşturuyorum Kaplan Bey'e. Tablo hala gözümün önündedir. Kış ikindisinin loşluğundan tepedeki ampulle pek kurtulamayan odada, daha o günlerde bana arkadaşça davranan kaplan, şaheserimi kendine has sabırla okuyor, bitirince de cık cık, diyor ve ekliyor. Sen hikaye yazamazsın. Tarık Buğra'nın bu ilk ve başarısız denemesi belki de onu edebiyatımıza kazandıran hoş bir rastlantı olacaktır. Hocası Mehmet Kaplan'ın kesin bir yargıyla "Sen hikaye yazamazsın" demesi genç yazar adayını derinden etkiler. Hayatını yazarak kazanmayı tek hedef olarak belirlemiş biri olarak yazabileceğini ispatlamak zorunda hisseder kendisini Tarık Buğra. Bu hırsla yazdığı Oğlumuz öyküsüyle bir gazetenin düzenlediği yarışmada ikincilik ödülünü aldığında 30 yaşındadır Tarık Buğra. Yarışmada kazandığı derece ve ödül Tarık Buğra için bir geçim imkanı da doğurur. Yayıncı Yusuf Ziya Ortaç, Çınaraltı dergisinin her sayısı için yeni bir hikaye yazmasını teklif eder Tarık Buğra'ya. Üstelik dönemine ve Yusuf Ziya Ortaç'ın kıstaslarına göre yüksek sayılacak bir ücret karşılığında. Tarık Buğra hikayeye hala sıcak bakmamakla beraber kabul eder bu teklifi. Düzenli olarak yazdıkça kalemi de açılır. Başarının %1'i deha ise %99'u çalışmaktır gerçeğinde olduğu gibidir sonuç. Kendisi de memnun kalır yazdıklarından. Çınaraltı dergisinin yanı sıra başka dergi ve gazetelerde de görülmeye başlanır Tarık Buğra adı. 1949 yılında da ilk kitabı yayımlanır Tarık Buğra'nın. Yarışmada kendisine derece getiren hikayenin adıyla Oğlumuz. Oğlumuz kitap olarak 1949'da çıktığı zaman bütün dergilerde ve bütün günlük gazetelerde, hepsinde, akşam gazeteleri dahil, hakkında yazılar, büyük övgüler çıktı. Çok beğenildi diyecektir Tarık Buğra ilerleyen yıllarda. Henüz siyasi kutuplaşmaların gün yüzüne çıkmadığı, çıksa da düşünen insanları peşinen kamplara ayırmadığı bir dönemde yazmaya başlayan ve yazdıklarıyla takdir gören bir yazar olarak, ilerleyen yıllarda geri planda kalması Tarık Buğra'yı ülkesi adına kaygılandıracak, içten içe üzecektir. Hikaye insana dair bir şeyler çözmektir diyen Tarık Buğra, Oğlumuzdan sonra peş peşe iki hikaye kitabı daha yayımlar. Öykülerinde olaylara değil durumlara, özellikle de insanın iç durumlarına önem verir. Tarık Buğra'nın hikayelerini yazarken kullandığı dil, kelimeleri seçerken gösterdiği çaba, bir yanıyla da kendince akan bir şiir dili gibidir. Tarık Buğra'nın ilk hikayesini beğenmeyerek, öğrencisini belki de tatlı tatlı kışkırtan Profesör Mehmet Kaplan yıllar sonra, muhtevasıyla olduğu kadar üslubuyla da şiire yaklaşan hikayeler yazdığını söyleyecektir Tarık Buğra'nın öğrencisini tersten teşvik etmeyi başarmış bir üstad olarak. Edebiyat profesörü Doktor Turan Karataş, Tarık Buğra'nın hikayeciliğiyle ilgili bir çalışmasını şu tespitle bitirmiştir. Tarık Buğra hemen bütün öykülerinde her şeyin değişmekte olduğunu ve dahası değişeceğini, insanlarıyla, kelimeleriyle, münasebetleriyle yepyeni bir dünyanın doğmak üzere olduğunu haber veriyor ve her şeye rağmen bu yeni dünyanın dışında kalacak şeyleri de sevebileceğimizi anlatıyor. Hikayelerinde değişimi mutlaka insanı merkeze alarak işleyen Tarık Buğra'nın romanlarının ana ekseni değişimin kendisi ve değişim süreçleridir. İnsandan hiç kopmaz romanlarında Tarık Buğra, ancak değişimi toplumun katmanlarına yayarak incelemeyi ve anlatmayı tercih eder. Tarık Buğra dizi olarak yayınlandıklarında da büyük etki yaratan eserleri Osmancık ve programın girişinde kısa bir alıntısını yaptığımız Küçük Ağa romanlarında tarihsel değişimlerin toplum ve toplumu oluşturan insanların üzerindeki etkilerine de özenle eğilir. Osmancık romanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamalarını, Küçük Ağa'da da çöküp giden bir cihan imparatorluğunun ardından verilen İstiklal Savaşı'nı başarıyla ve hep insana dayanarak anlatır Tarık Buğra.
Faruk Buğra'nın Osmancık romanı bir yanıyla Kemal Tahir'in Devlet Ana romanıyla aynı konuyu ele alan bir romandır. Kemal Tahir'i andığımız programda Devlet Ana romanına da değinmiş ve Kemal Tahir'in bu romanında her şeyi ezen ezilen denklemi içinde tanımlamaya çalışan iktisadi görüşün ışığında Anadolu'daki yansımaları hakkında ezber bozan görüşleri olduğunu sizinle paylaşmıştık. Kemal Tahir'e göre bu topraklarda kurulacak bir devletin Avrupalı devletleri tıpatıp örnek alması kadar büyük bir yanlış yoktur. Çünkü bu toprakların tarihi, birey ve toplum ilişkileri, üretim anlayışı ve mülkiyet anlayışı Avrupa'dan çok çok farklıdır. Faruk Buğra da Osmancık romanında aynı süreci anlatsa da Kemal Tahir'den daha farklı şeyler söyler. Tarihin yönünü değiştiren olguların altında yatan felsefi görüşleri vurgular Osmancık'ta. Faruk Buğra, eserinin hazırlanış sürecine ilişkin bir soruya, yapımcı ve sunucu Nurzen Amuran'ın Şubat 1988 tarihli Dinleye Dinleye programında şu yanıtı vermiştir. Bu bölümü Faruk Buğra'nın kendi sesinden ve TRT arşivinden yayınlıyoruz. Canlar ölesi değildi. Osmanlı'nın ortaya çıkışı, gelişmesi bütün Türkler gibi beni de çok ilgilendiriyordu. Üzerinde daha önce de durdum, notlar aldım, hazırlık yaptım. Fakat daha önce başka eserlerin çıkışıyla bir kenara bırakmıştım. Uzun zaman geçti. Sayın Mehmet Akköprülü'den bir teklif aldım. Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bir senaryo hazırlar mısınız? Ben seve seve kabul ettim bunu ve Osmancık romanıyla senaryonun çalışmasını paralel olarak yürüttüm. Bu bakımdan romanla senaryo arasında büyük bir ayrılık, hele hele değişiklikler olmadı. Faruk Buğra'nın Osmancık romanı TRT ekranlarında Kuruluş adıyla gösterilir 1986 yılında. Yönetmen Küçük Ağa dizisinde olduğu gibi ve yakın zamanda kaybettiğimiz Yücel Çakmaklı'dır. Dizide Osman Bey'i Cihan Ünal canlandırırken Baykal Saran, Erol Taş, Meral Orhon Say, Berhan Şimşek, Haluk Kurdoğlu gibi ünlü oyuncular da projede yer alır. Radyoda Şubat 1988 tarihinde yayınlanan Dinleye Dinleye programında yapımcı ve sunucu Nurzen Amuran'ın dizinin neden Osmancık değil de Kuruluş adıyla yayınlandığı sorusuna Faruk Buğra'nın verdiği cevabı yine TRT arşivinden ve yazarın kendi sesinden dinletelim. Benim de uygun bulduğum, bunu belirteyim, bu değişiklik TRT'den geldi. TRT zaten bana kuruluşla ilgili bir senaryo istemişti ve adını da Kuruluş olarak seçmişlerdi. Tekrar ediyorum, bu isim daha kapsamlı, daha anlamlı ve dizinin vermek istediğini en iyi şekilde özetleyen bir isim oldu. Onun için herhangi bir mesele değil benim için. Faruk Buğra'nın 1964 yılında yayımladığı Küçük Ağa romanı da yine bir Kemal Tahir romanı ile paralellik taşır. Kemal Tahir Yorgun Savaşçı da Berna Mora'nın deyimiyle kişisel drama olmayan toplum dramını anlatmaya çalışırken Faruk Buğra Küçük Ağa romanında kişisel dramı da işin içine katar. Şöyle söyler Türk Edebiyatı'nın değerli araştırmacısı ve artık aramızda olmayan ismi Berna Mora. Yorgun Savaşçı'da olduğu gibi Faruk Buğra'nın Küçük Ağa'sında da Kurtuluş Savaşı yıllarında düzenli bir ordu kurularak düşmanla savaşmak isteyen Ankara cephesi ile bu amaca karşı çıkan İstanbul hükümeti arasında bir çatışma söz konusudur. Faruk Buğra, Türk toplumunun bu bölünmüşlüğünü romanın kahramanı İstanbullu hocanın iç çatışmasında yansıtır. Bir Müslüman olarak halifeye, Şeyhülislam'a sadık kalmak gerektiğine inanan hoca, bir süre sonra yurdu gerçekten savunanların düşman bellediği kişiler olduğunu anlamaya başlayınca drama düşer. Yazar, hocayı birey olarak canlandırırken onu, evi, karısı, çocuğu yani aile çevresi içinde ele alır. Ve bu çevre içindeki kişisel dram, aynı zamanda karşıt tarihsel güçlerin onda somutlaşan çatışmasından kaynaklanır. Müzik.
Küçük Ağa romanı bir yanıyla Cumhuriyet'in resmi ideolojisiyle ciddi anlamda ters düşmektedir. İstiklal Savaşı'ndaki en büyük motive edici güçlerden birinin din adamları ve millet ilişkisi olduğunu romanında ısrarla vurgulayan Tarık Buğra, devletin kontrolüne girmiş veya ideolojilerin emrine verilmiş bir sanatın sanat olamayacağını düşünür ve şunları söyler. Politikaya karşı bağımsızlığını koruyamayan edebiyatların, sanatların bulunduğu yerde kültür çürümeye mahkumdur. Ve Türkiye'de kültür yok gibidir. Türkiye bir kültür sömürgesi olmuştur. Açın televizyonunuzu, bakın yayın hayatımıza. Bu da büyük çapta politik kavgalar yüzünden olmuştur. Değerlerimizi politik anlayışların çerçevesi içinden bir türlü ön plana çıkartamamışızdır. Yıpratmışızdır. Küçük Ağa romanında hem bireysel bir dramı hem de tarihimizin çok önemli dönemini ele alan Tarık Buğra, bu karakteri neden yarattığını, bu romanı nasıl kurguladığını şöyle açıklar. 1986 yılında Türk Edebiyatı Dergisi'nde kendisiyle yapılan söyleşide. Kurtuluş Savaşı'na cepheden ve Ankara'dan, yani askeri ve politik açılardan bakmayan bir roman yazmak istedim. Kurtuluş Savaşı için yazılmış romanların hepsinde de roman anlayışıma uymayan bir tutum, önemli bir zaaf görürüm. Onlar konuyu her şeyin olup bitişinden sonra ortaya çıkan ölçü ve kıymet hükümlerine göre işliyorlar. Hemen hepsi de veil mağluplara diyor. İnsana, dolayısıyla sanata aykırıdır bu. Tarık Buğra yalnızca belli bir taraftan bakarak varılan yargılarla gerçeğe varılamayacağını düşünen bir münevver ve edebiyatçı olarak tek sesli tarihe temkinli yaklaşmak gereği duyar. Bugün bile tarihin belli dönemlerinde gerçekleşmiş olaylarda takım tutar gibi bir tarafı desteklemenin pek revaçta olduğu, ancak bu durumun bir toplumu asla gerçeğe götürmeyeceği düşünülürse Tarık Buğra'nın dedikleri daha bir önem kazanır. Tarık Buğra, Küçük Ağa romanıyla ilgili konuşmasına hainlik kavramı çerçevesinde şöyle devam eder. Hain olmak kolay değildir. Hele vatan haini olmak hiç kolay değildir. Kurtuluşu herkes istiyordu. Fakat kimin ve hangi bayrağın peşinde? Bir yanda 600 yıllık şanların, şereflerin, zaferlerin sahibi devlet, öte yanda yepyeni bir otorite. Küçük Ağa'yı besleyen çelişme işte buradadır. Bu iki yol arasında sallantı geçirenlerin trajedisi yürek parçalayıcıdır. Hainlik değildir. Küçük Ağa'da bunu anlatmak istedim. Tarık Buğra, Dönemeç'te adlı romanında bu kez Cumhuriyet sonrasındaki bir dönüşüm sürecini konu edinir. 1946'da yeni bir partinin kurulmasıyla çok partili sisteme geçişi bir aşk hikayesini fona oturtarak anlatır yazar. O dönemin şartlarını, bu dönemde yaşananların hangi nedenlere dayandığını göstermeye çalışır Dönemeç'te isimli romanında Tarık Buğra. Bir yere, ideolojiye yaslanarak edebiyat yapılamayacağını savunan Tarık Buğra da edebiyat ve kültür tarihimizdeki birçok isim gibi tam arafta kalmış ve yok sayılmıştır uzun bir süre. Bir kampın ideolojinin gücün yanında yer almadan hataları ve sevaplarıyla çıkardığı sonuçları yansıtmıştır romanlarındaki karakterlerle. Türkçemizdeki güzel bir deyimle söylesek, ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabilenlerdendir Tarık Buğra da. Hoş Buğra'nın böyle bir çabası olmuş mudur derseniz yanıtımız da bellidir çoktan. Hayır. Tarık Buğra'nın sözleri her şeyi anlatan açıklıktadır zaten. Şunları söylemiştir Buğra. 1958-59'da sağ-sol meselesi başladığında komünist diyorlardı bana. 60'tan sonra birdenbire faşist, ırkçı, şeriatçı, kafatasçı oluverdim. Ne onunla... Ne onunla ilgim var. Mümkün olduğu kadar dürüst olmaya çalışan, herhangi bir peşin hükme bağlanmamaya gayret eden ve sloganları kesinlikle küçümseyen bir yazarım. Türk edebiyatının gerçek anlamdaki aklı, vicdanı ve vefası olan yazar Selim İleri de
yazısıyla tarihe not düşer ve Tarık Buğra'yla birlikte birçok edebiyatçının, bilim insanının yaşadığı trajediyi doğrular. Şöyle der Selim İleri. 1960'ların sonundan başlayarak Türkiye amansız bir sağ-sol kamplaşmasına sürüklendi. Uzun yitik yıllar. Birçoğumuz o dönemde hangi dalgalanıştaysak o dalgalanışa yakın, yatkın kitaplarla haşır neşirdik. Mesela sol, Tarık Buğra'yı okuyorsa çekincelerle okuyordu. Sağ için Nazım Hikmet hala vatan hainiydi. Varlık Yayınları, Sabahattin Ali'nin bütün eserlerini yeniden yayımlıyordu ama bir zamanlar iktidarın hışmına uğramış Sırça Köşk masalını yayımlamayı göze alamayarak. Abdülhak Şinasi gibi Araf'takiler kimsenin ilgisini çekmezdi. Bugün herkesin okumak istediği Tanpınar'dan pek çok okur habersizdi. Kamplaşmalara rağmen yazdıklarıyla Oğuz Atay'ın unutulmaz cümlesi misali, "Ben buradayım sevgili okurum, sen neredesin?" diyen Tarık Buğra, hikaye ve romandaki başarısını tiyatroda da sürdürür. İnsanın iç dünyasına ağırlık veren oyunlar yazar. Şehir tiyatroları ve devlet tiyatrolarının edebi kurullarında bulunur. Buğra'nın hikayeleri, romanları ve oyunlarının yanında öne çıkan bir başka yönü de gazetelerdeki fıkra yazarlığıdır. Eski dönem Babı Ali fıkra yazarlığının son temsilcilerinden biri olarak da görülebilir Tarık Buğra. Sevgili dinleyiciler, Tarık Buğra'nın 1988 yılının Şubat ayında Nurzen Amuran tarafından hazırlanan ve sunulan Dinleye Dinleye programına verdiği mülakattan program içinde çeşitli alıntıları paylaştık. Şimdi bu son alıntıyı aktarmak istiyoruz size. Tarık Buğra, romanların sinema veya televizyona uyarlanması konusundaki görüşlerini çok içten biçimde, itirazlarını da dile getirerek paylaşıyor dinleyiciyle. Romanın tadı başka. Çok daha güzel bir şey o bence. Romanla özdeşleşebilirsiniz. Romanla baş başa kalabilirsiniz. Romanla kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz. Film veya dizi böyle değil. Geçer gider. Asıl önemlisi de romandaki kişiler, romandaki ilişkiler, romandaki sözler sizin yorumunuza bağlıdır. Bunları yalnız kendi romanlarım için söylemiyorum, dizi olmuş romanlarım için söylemiyorum. Benim de çok sevdiğim romanlar vardır. Dünya çapında isim yapmışlar. Ölümsüz denebilecek. Mesela Harp ve Sol. Bunu seyrettiğim zaman açık söyleyeyim öfkelendiğim bile olur. Ah bu böyle mi yapılır diye. Bu sahne böyle mi olmalıydı diye. Yani genel olarak hakikaten roman ağır basıyor. Romanın bizim kafamızda oluşan güzellikleri, zenginlikleri dizide başka bir elden çıktığı için bozulmuş gibi geliyor bize. Bu belki bir yanılgı ama zannediyorum çok yaygın bir yanılgı. Edebiyatımızda bugün bile keşfi tamamlanmamış çok değerli bir coğrafya parçası gibi durarak okurunu bekleyen Tarık Buğra, 26 Şubat 1994'te hayata veda eder. 76 yaşındadır. Geride kitaplar, kitaplar, kitaplar kalır Tarık Buğra'dan da. Sevgili dinleyiciler, hep dediğimiz gibi biz bugün de andığımız isimlerden biri olan usta edebiyatçımız Tarık Buğra ile ilgili küçücük bir pencere açmaya çalıştık. Canlar ölesi değil diyerek. Bundan sonrası hepimize, hepinize düşüyor. Teknik yapımda Yaman Yıldırım, katkıda bulunan Alper Beşe, yapım yardımcısı Furkan Gündoğan'la birlikte program yapımcınız ben Murat Örem ve spikeriniz ben Deniz Demir. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Önerileriniz için adresimiz murat.orem@trt.net.tr. Hoşçakalın. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.